Evet, Fiat Punto Corvette'e karşı benzinimizi aldık ve Corvette'i bekliyoruz. Akrep Corvette orada çıktı ve karşımıza geldi. Güzel gözüküyor, fena değil. Hadi bakalım, Corvette Corvette olalı böyle işkence görmedi diyeceğim. Çünkü Punto ona işkence edecek abi. Ona işkence edeceğiz. Merhabalar efendim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bayağı bir güzel ilerlemiştik. Lamborghini'yi almıştık. Blacklist'te 6. sıraya yerleşmiştik. Şimdiki hedefimiz ise Blacklist'te 5. sıraya yerleşebilmek. Bu arada Lamborghini'yi ben şöyle yeşile boyadım. Güzel oldu abi. Bakın şöyle jantlar da turuncu oldu. Bayağı hoş oldu. Bu arada Fiat Punto ile oynayacağım. Ama Lamborghini ile de bir iki yarış yapmak istiyorum abi. Gerçekten içimde ukde kalırdı yoksa. O yarışı yapmazsam olmaz abi. Ondan dolayı bir iki yarış Lamborghini ile yapalım. Ondan sonra Punto'yu alırız. Punto'yu aldıktan sonra onu da güçlendireceğim Punto'yu. Daha fazla para kazandık çünkü. Almamız gereken şeyleri yine alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi hemen yapmamız gereken işlere bakalım. Zaten 7 tane yarış kazanmamız gerekiyor. 4 tane iş tamamlamamız gerekiyor. Ve 3 milyon 50 bin birim para ikramiye elde etmemiz gerekiyor. Şimdi ikramiyeden bayağı bir 600 bin para yapmamız lazım. Ondan sonra tamamlanan işlerden de neleri yapacağız abi? Tek takipte 200 bin kadar ikramiye. Evet, 200 bin kadar ikramiye yapmamız gerekiyor. 100 bin kadarlık şehre bedel. Bir polis takibinin 2 dakika içinde kaçmamız gerekiyor. Radarlarımız var. En az 6 çivi şeritli polis yol engelinden aşmamız gerekiyor. Şimdi şunlar demek 200 bin kadar ikramiye ve 100 bin kadar şehre bedel demek çarpı 5 demek arkadaşlar. Ateş seviyesini 4'lere veya 5'lere çıkması demek. Bu da işte helikopterlerin, korvetlerin, jiplerin bilmem nelerin bütün polislerin peşimize takılması demek. Yani Rosewood'da böyle dolanıp duracağız abi. Onu söylemiş olalım. Burada polis kovalamacaları falan bayağı bir bizi etkileyecek. Bayağı bir uğraşacağız bunlarla. Şimdi hemen ben birkaç tane yarış açayım abi. Ne açabiliriz? Mesela Tollbot yarışları, Tollbot diyorum. Speed Trap yarışlarında Lamborghini bir numara. Ondan dolayı bir Speed Trap yarışı açalım. Bir iki böyle yarış yapalım. Ondan sonra Punto'yu alıp devam edelim abi. Şu an bir tane daha Lambo gördüm. Evet, solumda eski kasa Lambo var abi. Bendeki aracın eski kasası var. O da çok iyi gözüküyor bu arada. Ya Lamborghini yeşil renkli. Ben yakıştırıyorum abi. Yeşil ve turkuaz rengi Lamborghini'ye yakışıyor. Ama siyah renk benim nedense çok hoşuma gitmiyor. Kırmızı renk de yakışıyor. Ama en yakışan renk bence kesinlikle Lamborghini'ye yeşildir abi. Yeşil rengin üstüne ben tanımıyorum. Bu arada basmamız lazım. Sonuncu girdik buna. Vallahi konuşurken orada nitroya basacağımı unuttum abi. Ondan dolayı sonuncu girdik ama sıkıntı yok. Speed Trap'te bence iyiyiz. Lan oğlum araba. Speed Trap'te yine iyiyiz abi. Yine sıkıntı yok. Halledeceğiz. Evet bakın şu an birinci sıraya yerleştik abi. Sıkıntı yok. Çünkü abi bizim Speed Trap'te eğer Lamborghini'de kaybedersek oyunu bırakmamız lazım abi ya. Oynamayalım bence ya. Evet güzel giriş yaptık yine. Öndeki Lamborghini de iyi akıyor ha. Sakin ol lan, arabayı zapt etmekte bayağı bir zorlanıyoruz abi. Bayağı bir zorlu. Haydi bakalım. Ak git. Evet. Şu an birinci sıradayız. Herhangi bir sıkıntımız yok abi. Güzel abi. Bu arada Lamborghini öyle bir gidiyor ki ekran artık bulanıklaşıyor abi. Gerçekten araba bana mısın demiyor. Lan çok kötü girdik oraya be. Çok kötü girdik ama yine de birinci sıradayız abi, sıkıntı yok. Virajlarda dikkatli olmamız lazım. Bas. Heh. Güzel.
200 küsürle girdik. Şimdi abi kaç kilometre fark var? Yani çok büyük farklar yok. Ufak nüanslarla kazanacağız. Ve bu yarışı aldık. Önde tamamlamamızın hiçbir artısı yoktu. Sadece şey yapmamız yeterliydi. Speed trap'i yani radar olayını yapmamız yeterliydi. Şu sandalyeyi de şöyle ittireyim abi. Benim oğlan gitti galiba. Heh. Şimdi abi. Yarış olaylarını yaptık. Yani bir tane yaptık. Şimdi bir tall bot yapalım. Bir tane tall bot yapalım. Ondan sonra Punto'yu alalım. Punto'yu alalım. Bir şeyler deneyelim abi. Haydi bakalım. Ak git ya. Ak git diyor ya. Ak git. Abi bu da çok iyiymiş ya. Çok iyiymiş ama sizden gelen istekler Punto ile oynamam yönünde. Ondan dolayı Punto ile oynayacağız. Ama Lamborghini de çok efsane gözüküyor şu an. Bas 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 bas. Heh. Bu araba benim yani en son oynadığım Punto'nun performans halinden daha iyi gözüküyor hız olarak. Ama kontrol olarak çok daha düşük. Punto'nun kontrol kapasitesi çok daha üst düzeydi. Bunda biraz daha kontrol sıkıntı abi. En ufak şeyde kaydırma yapıyor ama araba gerçekten 350 kilometreyi bulmuştu biraz önce. Bayağı bir bastık. 350'yi buldu. Bizim Punto'da 320 civarlarını en yüksek hızı 320'ye çıkıyor. Ama güzel araç. Güzel araç abi. Gerçekten çok hoş bir araç. Şöyle dön abicim. Heh. Evet. Bir ara dedim ki arkadaşlar bunun hileleri var biliyorsunuz. Para hileleri. Onu ayarlıyorsunuz işte. Hile ile şey yapıyorsunuz. İstediğiniz aracı alıp istediğiniz şekilde modifiye edip işte istediğiniz şekilde yani istediğiniz kadar para harcayabilirsiniz. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama ben o şekilde yapmak istemedim. Çünkü eskiden nasıl oynadıysak, nasıl bunlara uğraştıysak o şekilde devam etmek istedim. Ve bölüm bölüm çekelim ki daha zevkli olsun diye düşündüm. Yoksa hemen ilk bölümden bütün paraları çekip işte arabayı modifiye edersek çok daha kötü olacağını düşündüm. Ondan dolayı böyle ilerlemek daha çok güzel oluyor. Daha güzel oluyor yani. Bu arada Tollbot'ta Lamborghini bayağı bir fark açıyor. Çok iyi gidiyor. Hız konusunda bayağı iyi olduğu için araç. Tollbot'ta sıkıntı yaşayacağız gibi gözükmüyor şu an için. Hatta en son girdiğimizde 20 saniye zaman bırakmıştık ekstra. Bak. Bunda da bayağı bir zaman bıraktık lan. Sakin. Bayağı o konuda iyi gidiyor şu an. Geç abicim. %64. Oğlum araba var ya, makine ya. Makine abi. Arabayı durdurabilen aşk olsun ha. Bizim Punto'nun ateş seviyesi kaçtaydı en son? 4'lerdeydi herhalde. O biraz bize sıkıntı yapabilir ama bakalım. Güzel gidiyor, güzel. Haydi. Evet. Dönüşünü al. Kısa yola girme. Kısa yola gerek yok. İhtiyacın yok zaten. Hafif gaz çekmemiz gerekiyor dönüşlerde. Slow motion, evet. Sakin, sakin, evet. Güzel. %85. Şimdi şuradan. Oh, kötü döndük ama iyi toparladı ha. Nasıl şey yapmadı anlamadım ya. Evet, bitiriyoruz bunu da. Bunu da almış bulunmaktayız arkadaşlar. Bunu da tamamladık. 226 kilometre ile girmişiz en son. Fena değil, güzel girişimiz. Hemen. Şimdi ne yapıyoruz? Eve atlıyoruz abi. Eve atlıyoruz.
Araba seçimine geliyoruz. Biz kendi Fiat Punto'muzu, şu efsane aracımızı alıyoruz abi. Ondan sonra serbest gezintiye çıkıyoruz. Sonra hemen mağazamıza bir gidelim abi. Bu arada şeyler kaybolmadı değil mi? O yaptığımız yarışlar, evet, kaybolmamış, sıkıntı yok. Şimdi, birinci seviyeden aranıyormuşuz. Çok iyi. Çok iyi abi. Birinci seviyeden aranmak iyi. Çünkü ilk başta hemen yoksa polisler peşimize takılacaktı. Renk kısmına bakalım abi. Pardon, performans kısmına bakalım. Şimdi bu zaten varmış bizde. Vites kutusuna bakıyoruz. Süper Pro bizde varmış abi. Süspansiyonlara bakıyoruz. Süspansiyonları da almışız. Nitro'ya bakıyoruz. Nitro'da üstünü alabiliyoruz abi. Nitro'da üstünü alalım. Bakın şöyle en yüksek hız seviyesini biraz arttıracak ve hızlanmayı arttıracak. Çok güzel. Ama bizim ne yapmamız lazım? Bir kontrolleri de ele almamız gerekiyor abi. Süper Pro üstü zaten varmış. Frenleri alamamıştık galiba hatırladığım kadarıyla. Evet, Süper Pro. Evet, kontrolleri arttırıyoruz abi. Süper Pro'yu alıyoruz ve turbo. Turbo'da Süper Pro'yu almışız. Üstünü alamıyoruz. Blacklist'te 3'ü yenmemiz gerekiyormuş. Şu web siteleri yenersek zaten 5. sıraya oturacağız. Paramız da bayağı bir var abi. Tamam. Şöyle görsel kısma gelelim. Şu boya kısımlarından yapabileceğimiz bir şeyler var mı abi? Ekstra şöyle bir bakalım. Şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Bak, bu da fena gözükmüyor. Şöyle hafif metalik renkler olsun istedim arkadaşlar. Hafif metalik renkler olsun. Biraz da öyle takılalım. Aynen, şu arka kısmı şöyle yapalım. Biraz da böyle takılalım abi. Ön kısma bir şey yapmamıza gerek yok zaten de. Yine de bakalım. Oo, değişik renkler var abi. Yakışan renkler var. Bak, şu da fena gözükmedi. Hafiften oynayabiliriz araçta abi. Şu biraz daha şey durdu. Şu çok şey olmaz abi. Bu değil, bu değil. Daha yeni hangisine bakmıştık biz? Değişik bir renk vardı abi. Şu muydu? Bu yok, bu değildi ya. Bu değildi. Şu nasıl duruyor? Biraz yok abi. Bu da hoş durmadı. Ha, şuydu abi. Şuydu. Şunu alalım. Tamam mı? Şunu alıyorum. Ondan sonra arka renge ekstra bakalım şöyle. Yakışan bir renk var mı? Farklı. Öbür renk de çok yakıştı ama en azından şöyle de bir görelim. Yok abi. Şu renk iyi. Tamam abi. Şunları da satın alalım. Arabamızı biraz da böyle takılalım. Biraz taksivari oldu ama bu renk hoşuma gitti nedense. Bilmiyorum. Hoş duruyor. Şöyle. Güzel gözüküyor. Fena değil abi. Güzel gözükmese bile farklılık olsun arkadaşlar. Biraz farklı takılalım ya. Beğenmezsek değiştiririz. Sıkıntı yok. Şimdi bir sprint yarışı atalım hemen. Sprint yarışını atalım. Eksiğimiz gediğimiz kalmasın abi. Ak abicim. Ak 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 ak. Güzel. Şu arkayı belki kırmızı yapsak daha mı iyi olurdu? Bilmiyorum ama böyle de rengi fena gözükmüyor ya. Yine de bakarız abi, dur. Şu yarışı bir bak yapalım. Şu yarışı bir yapalım abi. Punto yine her zamanki gibi işinin ehli abi. Çok iyi gidiyor şu an. Sakin, relax ol. Relax ol canım. Vallahi iyi gidiyor yine. Uzun yolu seçtik. Sakin.
Kontrolü çok iyi abi işte. Bak bu arabanın kontrolü acayip iyi. Yani arabayı toparlayabiliyorsun. O da aldığımız kitlerle alakalı bir şey. Zaten Lamborghini'ye de kontrol kiti alsak aynı şekilde olur muhtemelen. Lan! Lan Allah seni gahretmeye. Lan! Punto kevgire döndü lan. Lan çok kötü oldu ya. Neyse dur. Kobalt çekil şuradan. Allah'ım. Oğlum nazar değdi bize ya. Vallahi nazar değdi ha. Büyük nazar değdi hem de. Arabaya bayağı bir takla attırdı ama ha. Ama dur sen. Dur sen abi. Görüşeceğiz. Aaaa. Bak burada Punto da sıkıntı yaşıyor bu yolda. Ama şu an attık gittik. Bayağı bir arkada kaldılar. İyi güzel. Bas abicim bas bas bas. Yola çık. Şuradan da geç. Güzel. Çok iyi. Güzel gidiyorsun. Akıyorsun evet. Evet. Seni durdurabilen aşk olsun. Of, ucuz yırttık. Evet. Bas abi. Bas 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 bas. Çok iyisi. Oğlum nerelere geldik? Arabalar yok oldu lan. Arkada gözükmüyorlar. Sakin, relax. Evet, güzel. Oğlum nasıl geldiniz lan birden uçara? Abi böyle bir şey imkansız. Yoktunuz biraz önce etrafta. Uçarak mı geldin? Ne yaptın arkadaş? Neyse biz gene birinciyiz. Sıkıntı yok da. Devam. Allah seni kahretmeye taksi. Allah seni %81. Ya oğlum ya bir çıkmayın karşıma be ya. Of. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Sakin. Çok frene bastık orada. Çok frene bastık. %90. Oy 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 oy. Güzel. Çok iyi. Bitmek üzere. %95. Oğlum ne kadar uzun sürdü. Haydi oğlum. Bitiyor, bitiyor. Bitiyor. Evet, bu yarışı aldık abi. Bu yarışı aldık. Şimdi arkadaşlar, hemen map'i açıyorum. Tamam mı? En yakın mağaza nerede abi? Şurada. Şu mağazaya bir gidelim abi. Şu mağazaya bir gidelim. Şu rengi ben arkadaki renk hiç hoşuma gitmedi ya. O şeyde güzel gözüküyordu ama oynarken niyeyse çok hoşuma gitmedi. Onu değiştireceğim. Değiştiremeyeceğim. Polis aracı çıktı karşımıza. Tamam. Neyse polis kovalamacısını yapalım abi. Polis kovalamacısını yapalım. Şeyi kaldıramıyor muyuz? Yok. Tamam kaldıramıyormuşuz. Peki. Yapacak bir şey yok. Ok işareti duruyor yukarıda. Ha GPS kaybedildi diyor. Tamam. Abi şu an polis işlerini yapmıyorum. Yapmak istemiyorum ya.
Şu an sakinlikteyiz, dur. Tamam. O bir tane tamamlanan işler serisi vardı, onu yaptık herhalde ha. 2 dakika içinde kaç falan olayı. Aynen, onu da yapmış olduk. Çok iyi oldu arkadaşlar. Onu yapmamız çok iyi oldu. Yani onu yaptığımız için ekstra bir daha uğraşmayacağız onunla. Şimdi abi ben tekrardan hemen mağazaya gitmek istiyorum bir an eve. Hemen görsel kısma gel abicim. Boya. Şu arka rengi değiştir abi. Acil değiştir hem de. Şöyle olsun abi. Şöyle olsun. O rengi al. Hatta o renk parlak renk gözüküyor. Biz onu metalik yapsak nasıl olur? Şöyle bir dakika. Metalika. Şöyle bir bakalım. Tamam. Güzel abi. Şöyle iyi abi. Şöyle iyi. Tamam. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Bir daha çıkıyorum. Tamam. Evet. Evet. Şimdi nasıl gözükecek? Tamam abi. Bak şu an araba hoş durdu abi. Şu an araba bayağı hoş gözüküyor. Şimdi. Kaç tane yarış tamamladık? 3 tane yarış tamamladık. Bir tane iş tamamladık. Bu işler en sona kalsın abi. Şu yarıştan hepsini bir bitirelim. Yarıştan hepsi bir bitsin. Sprint yarışı açıyorum hemen. En kısa yoldan hangilerini yapabilirsek onları yapacağız. Bu arada arabamız çok güzel oldu şu an. Şu an beğendim abi. Evet, Porsche Carrera var. Mazda var. RX mi o? O bir Porsche daha var abi. S var. Carrera var. Vallahi bu yarış biraz zorlayabilir bize. Özellikle o Porsche Carrera var ya. Bence çok iyi bir araba. O bizi zorlayabilir abi. Evet. Hatasız. Hatasız. Evet. Güzel dön. Güzel dön. Evet. Ak burada abi. Tamam. Ya vurma. Oo, vurmadık. Tamam. Çok iyi. Evet, polis aracımız geldi abi. Şu an polis aracımız burada. Şimdi biz şu yarışı... Lan çekil la! Şu yarışı bir bitirelim abi. Tamam, bitirdikten sonra... Tabii alabilirsek yarışı önce bir almamız lazım. Haydi oğlum. Tamam, yarışı aldık. Şimdi yarışı aldık arkadaşlar. Polis kovalamacasına bir girelim. Şimdi şu polislerden kaçma işlemini başlatalım. Şimdi şehre olan bedel 100 bin olacak. 200 bin ikramiye. Bunları bir halledelim. İlk olarak. İlk işimiz bunlar olsun. Tamam. Yok, zaten bunlar bizi yakalayamaz abi de. Bizim diğer polisler işte, onlar bize sıkıntı yapacaklar abi. 22 bin bedel. Bayağı bir arttırmamız lazım. ...34.000 bedel olmuş. 35.000 olsun hadi şununla. Şunları yıka. Hayır hayır hayır, orayı yıkma. Abla gidiyor dedi. Abla mı? Haydi. 70.000. 71.000. 72.000. Bakalım neler olacak abi. Yetmiş üç bin. Vur abi şuralara. 75.000. 76.000. 81.000.
82.000. Şuradan kaç? 84.000. Hop. 96.000. Lan oğlum salak. Neyse, tamamladık abi o işi bari. Önümüzde de polis var zaten. İki tane yapmamız gereken iş var. Biri 200.000 ikramiye elde etmek. Birisi de çivili 6 tane yerden geçmek. Bu arada helikopter geldi abi. Çok iyi. Helikopterimiz de burada. Şimdi işler biraz zorlaşacak. Dikkat etmemiz gerekiyor. Arabamızı yakalatmamamız gerekiyor abi. Sen şöyle uzaklaş abi. Zaten helikopter bizi takip ediyor yeteri kadar. Gel abi, gel, sen beni takip etmeye devam et. Şimdi şu çivili engeller var ya, çok tehlikeli abi. Onlara zaten acayip dikkat etmemiz gerekecek. Bir dakika. Hop. Oğlum. Bir dakika ha. Şu sivil araç işimizi bozdu bizim. Sivil araç olmasa o kadar sıkıntı yaşamazdık. ...86.000 ikramiye elde etmişiz. Güzel. ...96.000 ikramiye. Polisler akın etmeye başladı. Çarpı 4 aranmamız var. Çivili engele geldik abi. Havaya doğru fırladılar. Evet, iki çivili engelden geçmiş bulunmaktayız şu an için. Halledeceğiz abi, halledeceğiz, halledeceğiz. Sakin, sakin, relax ol. Relax ol abi. Şuradan şöyle dönüşünü al. Tren raylarına girdik. Çarpı 4'teyiz hala. Şu jipler karşımızdan gelmesin de abi. Onlar gelince kurtaramazsak sıkıntı. Şuradan geçsek daha iyi olacak sanki. Evet. 131.000 ikramiye yaptık. Evet arkadaşlar, bütün her şeyi tamamladık sonuç olarak. Şimdi Webster'le inanılmaz yarışımıza doğru gideceğiz. Bakalım Webster'i yenebileceğiz mi? Görelim bakalım. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı abi. Şimdi 3 tane yarış varmış. Sprint, Speed Trap ve yine bir sprint. Daha 3 tane yarışımız varmış. Bakalım. Hayırlısı ya. Hallederiz gibi duruyor. İnşallah. Punto'yu da geliştirdik ama. Evet. Fiat Punto Corvette karşı. Benzinimizi aldık. Ve Corvette'i bekliyoruz. Akrep Corvette orada çıktı. Ve karşımıza geldi. Güzel gözüküyor. Fena değil. Hadi bakalım. Corvette, Corvette olalı böyle işkence görmedi diyeceğim. Çünkü Punto ona işkence edecek abi. Ona işkence edeceğiz. Uç uç uç. Takiplerden kaçan güzel nadir araçlardan birisi abi. Polislerden kaçarken muhtemelen bu Corvette'i bol bol kullanırız diye düşünüyorum. Bu arada Corvette uçtu gitti abi. Biz de Punto'yla posteki sayıyoruz. Bakalım ne olacak. Hadi hayırlısı abi. Sakin, sakin. Vurma onu abi. Heh. Allah Allah. Vallahi Punto'yla çok bile. Çok bile, çünkü Corvette çok güçlü abi ya. Gerçekten çok güçlü. Haydi oğlum. Yapabilirsin. Başarabilirsin. Sakin. Relax ol. Relax ol. Webster'i tarihe gömeceğiz abi. Düşünsene, Punto ile Webster'i yeniyorsun. Tarihe gömülüyor ya. Efsane bir şey olacak. Ama onun için tabii önce
Webster'i yenmemiz gerekiyor. Yoksa işimiz zor abi. Ne yapıyorsun lan? Şşş, akıllı ol. Oğlum biz Earl'ü yenmiş adamız, Mitsubishi Evo'yu yenmiş adamız, Lamborghini almış adamız. Her şeyi halledebiliriz. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Haydi oğlum. Aman. Ama öyle sinyal verilip dönülmez kuçum. Haydi Iceman. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi koçum. Bu yarışı al. 3 tane daha yarış. 2 tane daha yarışımız var. Aa, ucuz yırttık. Vallahi ucuz yırttık. Oğlum Punto yenecek herhalde. Eyvah. Eyvah. Güzel güzel. Fena değil. Fena değil. Webster alacağız abi. Haydi. Şu kontroller biraz daha iyi olsaymış. Bak şurada anlaşılıyor kontrollerin kötü olduğu. Son saniyeler. Son düzlüğe girdik. Ve ilk yarışımızı güzelce kazandık abi. İlk yarışımızı kazandık. Şimdi Speed Trap'teyiz abi. Bakalım Speed Trap'te neler yapacağız. Şu korveti bir tokatlarsak efsane olacak abi gerçekten. Haydi hayırlısı. Haydi hayırlısı. Hemen nitroyla ben basıyorum abi. Basıyorum. Sakin. Sakin. Relax ol. Allah. Bu arada birinci sıradayız. Fena değil. Bu arada Speed Trap'e kendimi kaptırmışım oynarken. Nitro'yu niye harcadım onu da bilmiyorum. Speed Trap'te Nitro'yu harcamamıza gerek yok abi. Dur sakin ol. Yaklaşınca harcayacaksın Nitro'yu. O yüzden sakin ol. Gaza geldim birden. Nitro'yu harcadım ya. Böyle bir şey yok. Aaa. Kötü vurduk orada. Neyse. Hala şeyimiz var. Şansımız var. İlk yarışı da kazanmışız zaten. Öyle bir gaz da var bizde. Gazı da aldık. Rüzgar da arkamızda. Corvette aksın gitsin hiç problem değil. Bu yarışı daha rahat almamız lazım normalde. Öbürüne nazaran. Öbürü daha zor yani Corvette'i geçmek. Kaç kilometre fark var abi? Çok az yani. 7 kilometre falan bir fark var aramızda. Çok azmış abi. Gerçekten azmış. Ama şurada iyi bir dönüş, iyi bir dönüş. Bas nitroyu. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Neyse gene iyi girdik. Birinci sıradayız. Yine iyi girdik abi. Sakin, relax ol. Relax ol abi. Şu an birinci sıradayız. Bak şu keskin dönüş çok önemli. Aa kötü döndük. İkinci sıraya geriledik abi. İkinci sıradayız şu an. Daha %37 yapmışız. Bayağı bir vakit var abi. Oraya ben bayağı bir keskin viraj zannediyordum. O yüzden slow motion açtım ama keskin bir viraj değilmiş maalesef. Keşke slow motion orada açmasaydık. Çok daha avantajlı konuma gelebilirdik. Farkı da açabilirdik. Ama önemli değil. Her şey olabilir. Her şey olabilir abi. Allah Allah. Aha, birinci sıraya yerleşmiş bulunmaktayız şu an. Buradan çıkalım abi. Buradan çıkalım. Heh. Şimdi topraklı yoldayız. Corvette'den daha avantajlı konuma gelebiliriz abi. Daha avantajlı konumda araba sürebiliriz. Bu arada uf. Oğlum öyle dedik adam bizden daha avantajlı çıktı. Ama şu an hala birinci sıradayız. Her Speed Trap radar geçişinde bir o birinci oluyor, bir biz birinci oluyoruz. Göreceğiz abi, göreceğiz. Zaman neyi gösterecek göreceğiz. Şunu da alalım abi aynısını. Hadi oğlum.
Evet, birinci sıradayız şu an. Güzel, 100 kilometreye yakın, 100 kilometre fark yok da şu an oraya bakamıyorum. Sanırsam 90 kilometre falan bir fark var. Korvet, canlı okuyacağız Korvet. Onu da alacağız. Hadi oğlum, hadi aslanım, hadi koçum. Hadi yavrum, hadi canım. Yapabiliriz, başarabiliriz. Başarabiliriz abi. Eyvah, eyvah. Sakin, relax, bas 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 bas. Evet. 100-140 kilometre falan fark var. Bayağı bir fark açtık. Ve kendisi de geride şu an. Allah, sakin. Sakin, 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 sakin. Yağmur yağıyor, yerler ıslak. Haydi oğlum. Evet. Önde gitsin, hiç problem yok. Hiç problem yok. Hiç problem yok abi. Geniş alana geldik sonunda. Önde bitiremeyiz ama yarışı kazandık. Evet abi, ikinci yarışı da kazandık. Şimdi sprint yarışı. Bu biraz daha ilk sprint yarışından zorlu olabilir arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. Rakibin en iyi süresi 4 dakika 20 saniyeymiş. Evet, son düzlüğe geldik. Fiat Punto'muzla yolları arşınlamak ve Webster'in elindeki Corvette'i almak için yarış halindeyiz. Bakalım neler olacak abi. Hayırlısı diliyorum. Hayırlısını diliyorum. Hadi. Heyecandan da konuşamadım şu an. Sakin, relax olun. Evet, 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 evet. Çok güzel, çok güzel, güzel. Güzel. Bas abi, bas, bas, bas. Evet. Geride kaldı. Corvette geride kaldı abi. Allah. Kötü girdik oraya. Çok kötü girdik ya. Bu aralar son düzlüklerde bayağı bir zorlanıyoruz. Çünkü yollar aşırı derecede zorlanmaya başladı abi. Virajlara falan bakar mısın? Yani gazı çekmen gerekiyor. Ayağını gazdan çekeceksin yani. Ve karşına birden virajlardan girerken birden karşına araba beliriyor. O da değişik. Evet. Güzel. Güzel abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Yolunu yap artık. Hadi kazan şu maçı. Kazan şu maçı. Güzel gidiyorsun. Güzel gidiyorsun. Evet. 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 Sakin. Sakin dedim bak. Sakin. Sakin. Az kaldı. Bir şey kalmadı. Dayanacaksın. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Son düzlükteyiz. Son yarış. Her şey bitiyor. Ah, sana çarptım, çok iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu. Haydi oğlum. Evet. Haydi Iceman'im. Haydi Punto'm. Haydi Fiat Punto'm. Lan! Lan göz göre göre çarptım ya. Evet. 246-250. Hadi abi. Allah, gene vurduk ya. Hadi oğlum, diren 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 diren. Sakin sakin sakin, relax relax. Oğlum nereye girdik? Abi şurayı hiç sevmiyordum ya. Lan arabanın performansını da düşürüyor. Toprak yol ya. Az kaldı, az bir şey kalmadı. Allah Allah, slow motion açacaktık. Gitti gitti gitti. Arkamızdan geliyor abi. Geliyor, geliyor, geliyor. Haydi abi, yaparsın sen, yaparsın. Allah, Allah, Allah. Haydi koçum, haydi aslanım. Allah. Sakin, sakin. Of.
Oğlum çarpmadığımız yer kalmadı ya. Ama hala birinciyiz şu an. Nasıl oluyor lan bu? Nasıl oluyor anlamadım yani. Ama bizim araba çok kuvvetli abi. Hızlı gidiyor yani. Gerçekten hızlı gidiyor ya. Nereden baksan Lamborghini kadar gidiyor abi. 320 kilometreyi gördü ya. Gerçi ne 300'ü? 340'ı gördü. 340 kilometreyi gördü abi araba. Şu an bayağı bir fark açtık ama. İşi çok zor artık Corvette'in. Yani biz salaklık yapmazsak biz akıp gidiyoruz şu an. O bir yere tosladı da nereye tosladı bilmiyorum. Haydi oğlum. Of. Bas abi. Allah Allah Allah. Bas abi bas 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 bas. Çok güzel. Çok güzel gidiyorsun. Yaklaştı bize bu arada. Ama istediği kadar yaklaşsın abi. Ve kazanan tabii ki de Iceman. Evet, Corvette'i de aldık. Corvette'i aldık diyorum, pardon. Webster'i yendik. Kara listede 5. sıraya yükseldik. Corvette'i alabileceğiz mi? Ona bakacağız abi. Önemli olan o. Şimdi. Hayırlısı. Evet, 2 tane işareti seçelim. Webster'i yendik. Hemen. Hop, ortayı seçiyorum. Vermedi. Sağı seçiyorum. Verdi abi. Evet, Corvette artık bizim. Corvette'i aldık. Blacklist'te 5. sıraya yerleştik ve sırada Blacklist'te 4. sıra var. İşte bakın, rakibimiz kara liste 4. GV Joe Vega. Oo, babacığının Viper'ı. Dodge Viper SRT10. Speed Trap yarışlarında bu da efsaneymiş. GV bunu nasıl yapıyor bilmiyorum adamın. Gecelerini kulüplerde, gündüzlerini sokaklarda geçiriyor. Sokaklarda sevilip sayılıyor. Bütün polisler ondan nefret ediyor ve bütün yarışçılar onun gibi olmak istiyor. Flash yeşili Dodge Viper'ın etrafında her zaman polisler var. Tokyo Drift'te diyordu ya, işte bu diyor Viper diyor, işte şu özelliği var, bu özelliği var diyor. Öbür adam da diyor, peki ya babacığının Viper'ı falan. Güzel bir araba abi. Dodge Viper da efsane arabalardan birisidir zaten. Bakalım abi, hayırlısı. Her şeyi göreceğiz. Neler olacak, neler bitecek. GV'yi alıp 4. sıraya yükselebileceğiz mi? Önemli olan o. Yine de çok çalışma. Razor, sana doğru geliyoruz. Az kaldı. İşin bitmek üzere. İşini bitireceğiz. Şimdi şu şeyi hemen bir alalım abi. Bir dakika. Hemen eve atla abi. Araba seçimine gel. Ve Corvette'i şöyle bir al abi. Corvette'i bir alalım. Evet, aracımız bu. Güzel bir araç. Güzel bir araç. Takiplerden falan kaçmak için birebir bir araç. Akıyor abi. Akıyor. Şimdi şu alana bir gel. Her zamanki yaptığımız işi yapalım. Bir kornaya basma oğlum. İşine bak. İşte bu. İşte Corvette budur abi. Bir Ünal Turan'ın Corvette'ine benzemese de güzel bir Corvette'i var yani. Güzel. Şimdi abi şöyle şuraya arabayı gölge yere halk tabiriyle de kölge yere çekelim. Evet arkadaşlar, bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Güzel bir bölüm oldu. Bayağı bir uğraştık. Polis kaçma kovalamaca bölümlerini keseceğim bu arada arkadaşlar. Orayı, çünkü çok uzun sürdü. Bayağı birkaç kere yakalandım falan. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız, devam etmemi istiyorsanız, zaten istemiyorsanız da devam edeceğim ama
Ekstradan destek olmak istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmuyoruz. Aynı zamanda da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar çok eksik kalıyor. Beğeni sayısına göre yorumlar eksik. Beğeni var, yorum yok. O yüzden yorum da bekliyorum arkadaşlar. Kanal etkileşime giriyor, video etkileşime giriyor ve daha çok kişiye ulaşabilsin diye bunlar önemli. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay efendim.